Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Videoyu açtığınız için teşekkürler hepinize. Niye keyifsizim? Bugün Habertürk'e bakıyordum. 5 tane şehit varmışız, 3 tane yaralı varmış. Allah'tan rahmet dileyelim arkadaşlar. Allah yardımcılar olsun. Doğu'da bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Arkadaşlar ben bugün ne anlatacağım? Bugün dünkü videoda bahsettiğim gibi bir önemli bir konu var. Onu ben Türkiye'ye getirmek istiyorum. Ben Amerika'ya geldiğimden beri ülkeme nasıl faydalı olabilirim vesaire. Bunu hep kendi tartışmasını yaptım içimde. Hala da yapıyorum. Hep böyle bir şeyler getirmeye çalıştım vesaire. Fakat gözlemlediğim bir şey var. Amerika'da şey çok fazla arkadaşlar. Geri dönüşüm ve insanlar bundan para kazanıyorlar. Diyeceksiniz ki Kaan nasıl para kazanıyorlar? Şu şekilde şu tarzı suları alırken veya işte atıyorum bu sade soda ama hani kola şişesi, kola böyle kutusu olur vesaire veya bira şişeleri bunların hepsi alırken arkadaşlar şimdi burada fişim var ben bakacağım 10 sent ödüyoruz arkadaşlar depozito olarak şu şişeyi alırken şimdi daha sonra insanlar bunları evlerinde biriktiriyorlar ve geri dönüşüm üniteleri var arkadaşlar. Oraya gidiyorsunuz ya makine ya da orada çalışan insanlar, konteynerler var. Dolduruyorsunuz işlerini tartıyorlar ve o tartı sonucunda size hak ettiğiniz parayı veriyorlar. Şimdi İstanbul'da veya Türkiye'de gerçekten sokaklarda yaşayan veya yoksulluk çeken birçok insan var. Bunun şunları toplamanın hiçbir ayıp yönü yok. Bunlar hani çok basit şeyler. Bunlar insanların kesinlikle ve kesinlikle utanarak yapacağı hiçbir şeyler değil. Hem çevreye faydamız olur, hem insanların cebine, ailesel gelire belki katkımız olur. Çok önemli bir şey. O kadar insanlar maçlara gidiyor. Düşünün, maçlara gidiyorlar. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta maçın olduğunu farz edelim. İnönü Stadında. Kazanın etrafı bira şişeleri, vodka şişeleri vesaire sürekli hani hep alkolsüz şişeleri vesaire. Düşünün oraya iki aile gitse, üç aile gitse veya ne bileyim sokakta yaşayan insan toplasa, bunları dönüştürse müthiş paralar kazanırlar ve bunları topladıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi mekanı var bunların, konteyner. Oraya gidiyorsunuz, bunları dönüştürüyorsunuz, elinize bir tane kağıt veriyorlar. Hemen benim alışveriş yaptığım yer, göstermiştim videoda size. Hemen o konteynerin hemen arkasında o alışveriş marketi. Oraya gidiyorsunuz, elinizdeki kağıtla alışverişinizi yapıyorsunuz. Eğer atıyorum bunları topladınız, 3 dolar kazandınız, 3 dolarlık bir şey aldınız, bir şey ödemiyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle. Fakat 4 dolar aldıysanız 3 dolara düşüyorlar, 1 dolar ödüyorsunuz. Vesaire. Çok güzel bir şey. Ben böyle bir şey Türkiye'de yok biliyorum. Var kartonları falan toplayanlar vardı. En son yasaklandı. Benim bildiğim yasaklandı. Onun dışında insanlar hala bunları toplayıp eğer yanılmıyorsam bu tarz plastik, cam şişe vesaire bunları toplayıp dönüştürebiliyorlar. Fakat çok çok az rakamlar ödüyorlar. Yani hani o çuvallı taşıyan arkadaşlar var, emekçi kardeşlerimiz. Onlar gerçekten çok az paralar kazanıyorlar. Bu şekilde çok daha fazla para kazanabilirler. Bunun ben yani hani benim amacım kesinlikle bu işten para kazanmak vesaire değil. Benim için hani birisi Allah razı olsun dese bunu getirenden benim için önemli olan o. Sadece şunları alırken yapacağımız işte atıyorum ya 10 kuruş biz de depozito versek atıyorum 1 lira bu 1 lira 10 kuruş versek kimse ölmez. Hem geri alıyorsunuz verdiğiniz depozitoyu hem de yani atarsan da insanlara katkın olmuş oluyor. Bence çok güzel bir şey. Bunun ben yayılmasını istiyorum. Ben size zaten bugün bunun şeysini de yapacağım. Gösterişini yapacağım şimdi. Dışarı çıkacağım arkadaşlar. Orada gösterişini yapacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gider. Ve bunu hep beraber yayarız. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi dışarı çıkacağım ve göstereceğim size. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi elimde
şişeler var. İnsanları görebilirsiniz. Kamyonla getiriyorlar, görüyorsunuz. Burada bir tane evsiz bir arkadaşımız var. Kendisi sokaktan topladığı bütün pet şişeleri getirmiş. Şimdi onları paraya çevirecek. Şu görmüş olduğunuz arkadaki marketten alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Burası eşyaları çevirdiğimiz yer. Ben şimdi bu konteynerlere dolduracağım. Sonra kağıdı aldığımda tekrardan sizlere göstereceğim. Görüşürüz. Merhabalar. Şimdi dönüştürdüm. O kadar şey verdim. Mesela bakın, 2 dolar 47 sent arkadaşlar. Böyle bir kağıt veriyorlar size. Ben şimdi markete doğru ilerliyorum. İsterseniz marketten bir şeyler alabilirsiniz. İsterseniz bu kağıdı paraya dönüştürebiliyorsunuz kasiyere gidip. Daha başka bir şey alabilirsiniz. Ne bileyim, bir markette değil de canınız dondurma istiyorsa dondurmacıya gidip dondurma alabilirsiniz vesaire. Bu bence çok güzel bir şey. Benim bu konuyla alakalı slaytlarım falan bile vardı. Çünkü ben Türkiye'ye gerçekten bu olayı yaymak istiyorum. Fakat hani birkaç tane kanala vesaire hepsine mail gönderdim. Özellikle Kanal D'ye, Beyaz Şov'a falan hep gönderdim. Fakat pek yani hani ilgilenen olmadı bu konuyla. Ama sosyal medya daha büyük bir camia olduğu için ben istiyorum hani yaymak, çünkü insanlara faydamın dokunmasını istiyorum. Şimdi marketin içine giriyorum. Göstereceğim şimdi size nasıl işlediğine dair. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben şimdi gittim, alışverişimi yaptım, geldim. Normalde alışverişim 27 dolar falan tutuyordu. 2 tane indirim aldım. Bunlardan bir tanesi benim o kuponum. Bir diğeri etin, almış olduğum etin üzerinde kupon vardı. Onu kullandım. Arkadaşlar bu gerçekten çok faydalı bir şey. Yani bu hem aile olarak size faydalı, cebinize faydalı, vermiş olduğunuz depozito boşa gitmiyor. Gördünüz yani, ya inanılmaz kalabalık oluyor. Fotoğrafını çektim eve dönerken, ben markete girip çıktıktan sonra felaket kalabalık olmuş. Fotoğrafını çektim, koyacağım. Bu yardımdır. Hani imkansız demeyin, olmaz demeyin. Biz Türk insanı olarak, bize tarih boyunca hep insanlarımıza hep bir imkansızlık öğretilmiş. Fakat imkansız yoktur arkadaşlar. Yapmak isterse insan her şeyi ben başarabileceğine inanıyorum. Bunu başarabiliriz, bence bu yapılabilir. Bu illaki birisinin dikkatini çekecek. Eminim ben buna. Paylaşalım lütfen. İnsanlara yardım etmek güzel bir şey arkadaşlar. Yani bu şekilde bu videoyu paylaşarak, birilerinin dikkatini çekerek bunu gerçekleştirirsek hepimiz insanlara yardım etmiş olacağız. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Lütfen bunu bir başarmaya çalışalım. Lütfen bunu yapalım. Paylaşın lütfen. Ben bu videoyu gerçekten paylaşmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen sorun. Görüşürüz. Sorularınızı da yanıtlayacağım. Hiç aklınızda kalmasın. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.